Evet, doğada geziyoruz takipçilerim. Aracın içinden de çekmek istedim. Bu motorla yaptığım çekimin çok daha rahatını artık araçla yapıyorum. Bir anda aklıma geldi ki bu ortamı görün istedim. Mükemmel yerler. Karlara bakın. Şu çayırlığın olduğu yerde bir çeşme var. Burası yaz kış böyle. Hemen sağımızdaki minder serilmiş gibi. Suyu hiç eksik olmaz. Maşallah şuralarda. Bir ikincisi, görüyorsunuz buralara bahar henüz yeni geliyor. Sarı çiçekler. İnanın şu anda ağaç dokusunun üzerindeyiz. Ancak inanılmaz bir oksijen var. Mis gibi bir koku var. İnanılmaz bir koku var yani. Yani imkanım olsa da kokuyu da gönderebilsem size. Görüyorsunuz zirvedeki karları. Şimdi bu şekilde Kızlar Sivrisi'ne doğru yol alıyoruz. Kızlar Sivrisi'nin üzeri bulutlandı. Hemen Kızlar Sivrisi'nin kuzeybatısında bulunan Elmalı Bayındır Mahallesi ve Korkut Eylül'ün hemen alt taraflarına doğru yağış var. Sabah saatlerinden itibaren yağış var. Onun haberini aldık. Bakın bir çoban yurduna daha geldik. Bakın şurada her taraf sarımsı yeşil diyeyim artık. Burada da bir çobanımız hemen faaliyete geçmiş. Aşağılarda veya zirvelerdedir keçileri. Bir kısmında da koyunlar var. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Hoş bulduk. Görüyorsunuz çoban daha yeni pozisyon alıyor. Bugün akşam da bizim aynı zamanda motordan da arkadaşımız olan, Kumcu Motorsporlarından arkadaşımız olan Şaban Özdemir Bey geleceklermiş buraya. Çünkü aşağılarda yiyecek azaldığı zaman çobanlar göç ediyor. Bir de hava şartlarına bakıyorlar. Hava şartları iyiyken gelmek lazım. Yoksa az önce bir önceki videoda görüştüğümüz çoban aile birkaç tane keçisinin hastalanıp bir ikisinin de telef olduğunu söyledi yağmur yedikten sonra. Çünkü burada mesela şu anda hepimiz kısa kolluyuz, çocuklar dahil. Ama ve lakin şunu çok iyi biliyorum. Videomuzu durdurma zamanı geldi. Şimdi arabayı bir 4x4 alıp tekrardan devam edeceğim. Evet, aracı 4x4'e geçirdik. Çünkü bu aracımda böyle bir huyu var. Bu araç manuel geçiyor önden. Zaten daha da manuel istiyoruz. Çünkü otomatik olan her şeyin problemi çok olur. Hemen görüyorsunuz. Ortam gayet güzel. En son noktaya doğru ilerliyoruz inşallah. İnanın mis gibi. Hemen karlar. Bir de güzelliğin farkında mısınız? Zirveler çıplak, gri, boz. Ama ve lakin hemen etekleri beyazla birlikte süslenmiş. Mor, pembe ve sarı çiçeklerin altında da yeşil bir halısı var. En son noktaya kadar, gidebildiğimiz yere kadar sizi götürüp oraların enfes görselini görmenizi istiyorum. Tabii ki böyle yerler az önce gördüğünüz gibi dört çeker bir aracınız olmazsa kesinlikle gelmeyin.
Çünkü çok uğraşırsınız. Strese girersiniz. Bakın suyun olduğu her yerde hayat var. Buradaki su da hiç kesilmez. Yazın dahi burası böyle yemyeşil olur. Hatta burada kampçılar gelip kaldıklarını defalarca gördüm. Motorla geçtiğimiz zamanlarda. Buralarda hemen bu suyun olduğu yerde kalırlar. Yemyeşil bir alan. Yine arkada gri, bizim buranın deyimiyle boz dağlar. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. En son Yörük Ovası'nın olduğu yerde yol da biter. Bu dağların kuralıdır. Torosların kuralıdır. Çobanlar olmasa bu alanlar tamamen yalnız ve kimsesiz. Ama çobanların oluşu buraların kesinlikle ve kesinlikle yalnızlığını gideriyor. Ve ayrıca bize sağlıklı ve lezzetli etler buralarda yetiştiriliyor. Öbür türlü tüketim toplumu zaten baştan sona olduk. Hiçbir zaman üretimden vazgeçmemek lazım. Bu bağlamda da çoban kardeşlerimizi, abilerimizi, ablalarımızı hepsini tebrik ediyorum. Şimdi yolun sonuna yaklaşıyoruz size. Oradan itibaren bizim motorla yaptığımız serüvenin rotasını anlatacağım. Şu anda şurası Kızlar Sivrisi'nin olduğu bölge, ancak sis kaplamış durumda. Kızlar Sivrisi Batı Toroslar'daki en yüksek rakıma sahip tepe. Daha sonra Uyluk Tepe var. 3024. Tam bu noktada duruyorum. Tam bu noktada motorla geldiğimizde ben burada durmuşum, hemen aracın önü gibi. Bu istikametten 3 tane, şu istikametten de bir tane köpek bize saldırmıştı. Geçmişte beni defalarca köpek ısırdığı için antrenmanlıyım. Kaçınca ne olacağını biliyorum. Ben durdurmuştum arkadaşları, hiç hareket etmemiştik ve köpeğe işte çobanın tabiriyle azarlayarak onun bize saldırmasından kurtulmuştuk ve buradaki bu yurttaki abla bize yol vermişti. Şuradan geçip gitmiştik. Şimdi diyeceksiniz, ne yolu? Yol kapandı. İşte yol 4x4 de olsa bu araç için şimdilik burada bitti. Şimdi aracımdan aşağıya iniyorum. Size yaşadığımız mükemmel serüveni burada anlatmaya başlayacağım. Bakın, yemyeşil çayırlarda sapsarı çiçekler, mükemmel bir görsel. Şimdi buradan geçiyoruz. Buradan geçiyoruz böyle bu şeyin dibinden. Hemen şu gördüğünüz alanın önünden, şu keçilerin tırnak izlerinin olduğu yerde motorlarla döne döne Kızlar Sivrisi'nin, hemen şurası Kızlar Sivrisi ama dediğim gibi kapalı. Onun, yani bulut kapattı. Onun önünden hop arka tarafa, Korkuteli ve Elmalı tarafına gidiyoruz. Tabii ki bütün alan bu patikalardan ibaret. Patikalarla bu iş yürüyor. Burada işte sanırım bugün akşam gelecekmiş. Aşağıdaki çobanlardan öğrendik, buranın sahibi. Mükemmel bir alan var. Size şöyle tekrar göstereyim. Geldiğimiz yer orası. O alanın alt tarafı Kumluca. Ve biz Kızlar Sivrisi'nin hemen yamacında, eteklerinde, karların hemen altında şimdi sizinle buluşuyoruz. Şimdilik bu güzelim ortamdan, ve dikkat edin, çiçekler daha açacak. Mevsim bu kadar geç, bazıları açmış. Aşağı biraz daha alt rakımlarda, yani 200-300 metre aşağıda mis gibi mor çiçekler açmıştı ve mis gibi kokuyorlardı. Bakın, bu çiçekler sulak yerlerde olur ve Kumluca merkezde bunların mevsimi geçti şu anda. Bakın,
Yeni açıyorlar. Böyle çok güzel çiçekler oluyor bunların. Açtıktan sonra şimdilik hepinize bu güzel görüntüler eşliğinde teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Geziyoruz da kalın. Doğayı beraber izleyip beraber gezelim.